Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 15'in oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyuna ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere bir ilk izlenim yapmıştık sizlerle birlikte ve olaya girmiştik. Şimdi ise ikinci bölümden oynanışa devam edeceğiz. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi karşıda güzel bir şelale var. Evet, bir tane kultivatör alacaktık ilk bölümden hatırlayacağınız üzere. Hemen şöyle bir olaya girelim arkadaşlar. Bir tane kultivatör alalım. Ancak ondan önce ben biraz şu bankayı bir ziyaret etmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, burası neresi abicim? Burası olaya gireceğiz. Evet, buradan araçları anladığım kadarıyla satabiliyoruz. Ancak bize banka lazım kardeşim. Banka nerede? Banka. Hadi bakalım. Evet, şöyle bir ilerleyelim. Evet, bankamız burada abi. ATM'den güzel yüklü miktarda bir para çekeceğiz. Hatta çok fazla borca girmek istemiyorum aslında ya. Şöyle 30 bin yeter. 30 bin yeterli olacaktır. Hemen şöyle bir bakalım. Neler var, neler yok. Kultivatör alalım arkadaşlar bir tane. Abi 9400 euroluk normal standart kultivatör var. Ancak biz ne alacağız? Bir büyüğünü alalım. 29 binlik şu an bize ağır gelir abi. Hemen ne diyor abicim? Tamam. Al kardeşim. Evet, şöyle yapalım. Hemen çıkalım. Oo abi, bu da var ya. Harbiden bayağı büyük bir şeymiş ya. Bu ne oğlum böyle? Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Evet, hemen şunu bir götürelim arkadaşlar. Bu arada araç resetlemeyi ben oyunda bulamadım. Yardımcı olursanız da bu anlamda sevinirim arkadaşlar. Oo, güzelmiş be. Bakayım hemen. Evet, şöyle açabiliyoruz. Evet, böyle de aşağı doğru indiriyoruz. Güzelmiş, sevdim. Tamam, kapat kardeşim, kapat hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle haritamızdan bir bakalım. Ve tarlamıza doğru yola koyulalım arkadaşlar. Evet, şimdi. Evet, şu yukarıdan doğru bir gidelim. Aa kardeş. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bir dakika dur. Yapıştır. Devam et kardeşim, hadi bakalım. Evet, yine dağdan tepeden ilerliyoruz abicim. Evet, güzel bir kultivatörmüş. Hop, bir dakika dur. Arkadaşlar, aracın ön lastikleri şu an boşta. Yani neden boşta? Tabii ki öne ağırlık takmadık. Evet. Yanlış görmediysem çiftliğimizde bir tane ağırlık var. Onu kullanacağız. Şu an para vermek istemiyorum. Taklayacak elin lan oradan. Altında Volkswagen Polo var. Golf var. Gittiğinize bak abi. Evet. Devam edelim. Ve şöyle soldan bir ilerleyelim bakalım. Evet. Önler boşta ya. Gerçekten. Hop, bir dakika lan. Dur, tak. Neye geleceğiz? Evet. Fizik olayını biraz daha düzeltmişler. Önceden Farming Simulator 13'te çok fazla böyle, hani siz söyleyin, ağırlık falan takmıyordum ben. Bir sıkıntı olmuyordu, ancak Farming Simulator 15'te takacağız. Bu arada arkadaşlar, Cem oyunu henüz edinemedi. Ben de zaten biliyorsunuz ilk bölümden söylemiştim, Burak arkadaşımızın Steam hesabından oynuyorum. Birkaç bölüm böyle tek seri gidecek. Ondan sonra Cem'le beraber olaya gireceğiz. Eğer Sarp'ın da zaten eğer oyunu edinebilirse veya ne bileyim vakti olursa da arada o da konuğumuz olacak. Ancak dediğim gibi multiplayer serisine yani bir 6. 7. bölümden sonra muhtemelen diğer arkadaşlar da katılır diye düşünüyorum. Çünkü söylediğim gibi banko serimiz oluyor. O yüzden olaya gireceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi geldik mi abicim? Geldik. Çok güzel. Burada bizim ağırlığımız vardı değil mi arkadaşlar? Ağırlık olayını ben hemen şöyle çözmek istiyorum. Dur ulan dur taklacı. Evet, şuraya bak ya. Ön lastikler resmen havada uçuyor abi. Uzay style yapıyor. Evet. Dönüş falan. Hop, bir dakika. Evet. Farming'de drift arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Hop, bir dakika dur lan. Taklici. Evet, şöyle bir geçelim.
Evet, şurada bir tane ağırlığımız vardı. Onu ben bir hemen şöyle bir olaya girerek onu bir kapayım arkadaşlar. Gel bakayım kardeşim sen. Evet, yapıştı mı kardeşim? Çok güzel. Evet, artık görmüş olduğunuz gibi daha stabil bir dönüş yapabiliyoruz. Ancak yine yapamıyoruz. Öndeki ağırlığın herhalde ağırlığı yetmiyor. Neyse abi, bununla idare edeceğiz şimdi. Şöyle bir olaya girelim bakalım. Hop, bir dakika oğlum, taklici ne yapıyorsun be kardeşim? Şöyle geri gel. Geri gel. Geri gel taklici. Evet, şimdi bunu bir açalım bakalım ne olacak. Evet, şimdi açalım. Abi niş. Evet. Oo, oğlum bunu çekmek için var ya. Ulan o mantarı almamız lazımmış bizim ha. Harbiden çekilmiyor. Evet, çek bakalım. Çek oğlum, Allah çektirmesin. Devam. Arkadaşlar, fizik olayı biraz daha güzel. Hani ben böyle biraz sprint dairesi gibi bir şey bekliyordum, ancak hani biraz beklentilerim o anlamda yüksekti, ancak yine de gayet güzel olmuş. Abi çekemiyoruz. Şu an var ya, bayağı bir zorlanıyor. Ki gayet de güzel olmuş. En azından bu kultivatörün ağırlığını hissediyoruz arkadaşlar. Evet, bu biraz daha büyük olduğu için tabii ki buna güçlü traktörler kullanmak zorunda kalabileceğiz. Evet, şu an ne yapıyoruz arkadaşlar? Olaya girdik mi? Evet, kultivatörümüzle çalışıyoruz ki gayet de güzel oldu. Evet, yapıştır abi. Ya en azından şu biçer döver cihazını sevdim, çünkü biliyorsunuz 2013'te o takadan bir türlü kurtulamamıştık. Biraz da kaliteli bir modeli oyunun ilk girişinde bize verdiler. Yani default olarak güzel oldu. Evet, yapıştırdık mı kardeşim? Hop abi, tamamdır. Gayet güzel. Dön bakalım kardeşim. Evet, şöyle bir takliğe gelmeden olayımıza bir girelim. Hop, bir dakika dur. Oğlum harbiden çok zor ya. Ulan ne iş? Dur lan dur, taklici geri gel. Taklici geri gel, bir dakika dur. Evet, şöyle bir tekrar bir olaya girelim arkadaşlar. Evet. Bu kultivatörü çekmek harbi sıkıntı. Şöyle biraz daha aşağıdan yapalım, tam çizgiyi oturtmak bakımından. Evet. Çek bakayım sen nasıl çekeceksin kardeşim. Evet, işçiye verdim. Şuna bak abi. Şu çamur efektleri, özellikle traktörlerin kirlenmesi güzel olmuş. Evet. Arkadaşlar, olayı görüyorsunuz. Ben hemen burada bizim ekim cihazımız vardı. Bir yandan da hızlı bir işçilik olması bakımından ne yapacağım? Tabii ki ekim işine geçeceğim. Arkadaşlar, ne yapalım? Buğday mı ekelim? Mısır mı ekelim abi? Oğlum, mısır ekmek için benim başka bir şey daha almam gerekecek. Evet, şeyin, biçer döverin ucuna. O yüzden bir kere daha biz ne yapacağız? Tabii ki buğday ekeceğiz. Gerçi depomuzda var arkadaşlar. Siz söyleyin. Depomuz bayağı bir yüklü. Onları satarak güzel bir para kazanabiliriz. Ancak biraz birikmesini istiyorum. Evet, şimdi ekebiliyoruz artık. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, bir önceki bölümde biz bunu ekememiştik, hatırlayacağınız üzere. Ve olaya giriyoruz abicim. Arkadaşlar, ne diyorsunuz? Güzel bir seri olacak değil mi? Farming Simulator 15 gayet güzel bir seri olacak. Bence hep beraber keyif alacağız. Beğeniler devam ettiği sürece de bu seri arkadaşlar banko seri olarak devam edecek. Gayet de güzel olacak. Evet arkadaşlar, ne yapalım? Dilerseniz bu videomuzu noktalayalım mı burada arkadaşlar? Bugün sizlere iki bölüm attım. Bu ikinci bölümü şu an. Üçüncü bölümü de
en kısa zamanda gelecek arkadaşlar. Bölüm bölüm sizlerle birlikte olaya gireceğiz. Farming Simulator 15 maceramız hızlı bir şekilde başlayacak. Özellikle bu seriye önem vermek istiyorum. Yani bu seriyi biraz daha böyle dediğim gibi uzun tutacağız. En azından oyunun bütün olayını öğrenmek için. Hatta kapatmadan ben sizlere şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Hemen burada oyunumuzu kaydedelim. Buradan tekrar devam edebilmek için hemen şöyle Quit Game diyerek ana menüye bir gelelim. Diğer haritayı da göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Hemen şöyle bir farklı bir olaya girelim. Normal diyelim. Ve biliyorsunuz zaten bu harita bizim arkadaşlar Farming Simulator 13'teki haritamızla aynı. Ben farklı bir harita beklerdim. Hani aynı haritayı modellemelerinden ziyade farklı bir harita olması çok daha iyi olabilirdi. En azından 13 ile 15 arasındaki değişimi görebilmeniz bakımından bu haritaya bir giriş yapmak istiyorum ve videoyu da burada noktalayacağız arkadaşlar. Evet, bir oyun yüklensin bakalım. Evet arkadaşlar, oyuna girişimizi yaptık. Görmüş olduğunuz gibi Amerikanya haritasındayız. Ve zaten biliyorsunuz biz bu seride, yani Farming Simulator 13 serisinde bu tarlada çalışıyorduk sürekli. Ve abi evet, siyah don hala duruyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biz bunlarla bayağı bir makara yapmıştık Farming Simulator 13'te. Ve siyah donlar, evet, yerli yerinde duruyorlar. Evet arkadaşlar, bu nedir? Evet, fırıldak abi, güzel olmuş. Evet, burası da bizim mekan. Aynı şekilde tasarlanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla bir değişiklik yok. Şu karşıdaki biraz böyle işte, ne bileyim, bacalar, depolar falan. Biraz farklı şeyler eklenmiş ancak genel itibariyle birebir aynısı. Dediğim gibi farklı bir harita olsaymış, yani onu tercih ederdim. Hani bu haritada zaten biz biliyorsunuz sürekli oynadık. Ancak farklı bir harita olsaymış daha güzel olurmuş. Belki ilerleyen zamanlarda farklı haritalarda DLC olarak sunulabilir arkadaşlar. Evet, ne yapalım? Dilerseniz bu videomuzu da burada noktalayalım. Oyuna 3. bölümde kaldığımız yerden, bir önceki haritadan devam edeceğiz. Daha sonrasında da o haritadan sıkıldığımızda da buraya geçiş yaparız arkadaşlar. Evet, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.